Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu sıcak su pompası adı altında piyasada satılan bir pompanın elektrik bağlantısını ve iç yapısını sizinle paylaşacağım. Belki işinize yarar düşüncesiyle merak edenleriniz vardır. Elektrik bağlantısı nasıl yapılır? Bu pompa işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bir kullanıcısı olarak sizinle bunu paylaşacağım. Karınca kararınca. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar, her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda, videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildirim butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Onlara katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Unutmadan katıl butonumuz hizmetinizdedir. Kanalımıza destek vermek için katıl butonunun ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar, model GP yani Giresun, Paris, Diyarbakır 15-9A diye geçiyor. 220 volt 50 Hz, ip 42, TF60C sınıf H olarak belirtilmiş. 1221 Serino NA yani seri numarası yok. 120'ye 0.5 arkadaşlar. 0.5 amper tüketildiği dile getirmektedir. Buradaki markaya takılmayın. İthalatçı firma aynı farklı isimlerle piyasaya sunmakta. Yani bu ürünü aslında aldım, randıman alamadığım için iade yapacağım. Ama iadeden önce sizinle paylaşmak istedim merak edenleriniz için. Arkadaşlar, şurada aslında üçüncü konumu kullanamıyorsunuz. Kullanamamanızın sebebi hala pompamızın içinde su var. Bu arada neden iade edeceğim onu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Üçüncü kadememiz arkadaşlar, ilk başta aldığınız zaman şurada plastik bir parça yapıştırılmış. Onu söküp ancak üçüncü kademeyi kullanıyorsunuz. Üçüncü kademenin özelliği nedir? Manuel arkadaşlar çalışıyor. Manuel de zaten kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü autoda nadir suyu algılıyor. Yani auto olarak suyu bazen pompalayamıyor. Özellikle duş başlığında kullandığınız zaman pompalayamıyor. Normal çeşmelerde sonuna kadar çeşme açtığınız zaman auto devreye giriyor. Off tuşu zaten kapatıyor. Ayrıca arkadaşlar, tazik konusunu soracak olursanız gerçekten yetersiz. Duş başlığında kesinlikle randıman vermiyor. Ama normal çeşmelerinizde %10'luk bir basınç artışı yaptırıyor. Ama ciddi anlamda profesyonel bir pompa değil. Olmadığı için yani tek daire için değil, yarım daire için bile geçerli değil. Bir bu duş başlığına suyu göndermekten aciz bir pompa olduğu için maalesef iade ile uğraşmak zorunda kalacağım. Fiyatı da tuzlu arkadaşlar. Ben aldığım zaman 720 küsurat, sözde indirimler falan dahil. Oysa şu an 600 küsuratlara düşmüş. Yani 500 küsuratlara bile verilse böyle bir ürün almaz arkadaşlar. Vidamızı söktük. Kapağımızın içine ulaştık. Şöyle üstündeki elektronik aksamı sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta şurada bir kondansatörümüz söz konusu. Onun değerlerini şöyle kameranın algılayacağı şekilde paylaşmak istiyorum. Bazen ürünleriniz bozulabiliyor ve temin etmekte marka, model zorlanabiliyor insanlar. Bu yüzden dolayı bu bilgileri yakından çekmeye özen gösteriyorum siz değerli dostlarım için arkadaşlar. Kondansatör bu tabii ki motorun çalışmasını sağlayan, bu bozulabiliyor zamanla arkadaşlar. Genelde fanlarda, bu tür motorlarda kullanılabiliyor. Burada arkadaşlar bir devre kartımız var. Onu da size göstereyim. Bu devre kartı ne işe mi yarıyor? Elbette suyun basıncına göre pompanın çalışıp stop etmesini sağlayan bir devre kartı. Şöyle onun da üstündeki elemanları sizinle paylaşayım. Üstünde değerler nedir acaba? Yakından biraz daha zoom yapalım. Umarım kamera net algılayabiliyor. Şuradaki rakamları gördünüz ki arkadaşlar, bir adet MOSFET'tir galiba. Burada bir adet manyetik algılama sanki var. Eğer sigorta falan değilse sanki manyetik algılama, yanlışsam düzeltin beni. Şu siyah eleman dirençlerin yanındaki iki adet direnç. Şu arka kısmında bir şey var mı diye bakıyorum. Arka kısmında kartın numarası var galiba. Kartımızın numarası da bu arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır. Şimdi elektrik bağlantısını yapacağım sizler için. Elektrik bağlantısını yapmanız gereken işlem şudur arkadaşlar. Tabii ki bu videodan sonra ürünün iç yapısını da paylaşacağım sizinle.
kalitesi nasıl, bakır sargı mı değil mi? Çünkü bakır sargı diye piyasada dolaşmakta. Gerçekten bakır sargı mı? Bunu da sizinle paylaşacağım. İç yapısına ulaşıp. Şöyle bir plastik eleman var arkadaşlar. Şunu açıyoruz. Fişimiz. Normalde aslında siz aldığınız zaman bu ürün genelde satıcı firmalar aslında tam takım olarak göndermekte. Tabii ki tam takım olarak ulaşmadığı zaman şayet fiş takacaksanız bu video en azından sizlere yol gösterir düşüncesiyle şöyle bağlantısını da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tabii ki topraklı priz kullanın. Çünkü su ile temas olduğu için arkadaşlar topraklı priz ve topraklı hattınız olsun mutlaka. Aksi takdirde çarpılmalar ölüme sebebiyet verebilir. Bu yüzden dolayı mutlaka topraklı prizde ve şöyle topraklı bir fiş kullanın arkadaşlar. Şimdi ürünün üzerinde arkadaşlar burada L ve N fazlarımızdır arkadaşlar. Biraz daha kameraya yakından göstersin sizler için. Daha net görünmesi için. Arkadaşlar burada L ve N ve tabii ki toprak simgemiz mevcut. Yani şurada bu baştaki toprak L ve N bizim elektrik girişimiz faz nötr olarak. Ben artı eksi genelde cümlesini kullanırım. Faz ve nötr arkadaşlar. Şu silikonu içeriden takalım ki kablo hareket anında zarar vermesin. Şimdi her zaman yeşil ve sarı rengimiz arkadaşlar toprak hattımızdır. Bunu unutmayın, standart. Tabii standartın dışına çıkılmadıysa standart olarak yeşil ve sarı rengimiz topraklamadır her zaman. Bunu unutmuyoruz. Kahverengi ve mavi hat kullanılmış burada. Bunlar da tabii ki faz ve nötrümüz. Tabii yine şüpheniz varsa arkadaşlar bir buzerden faydalanabilirsiniz. Yani bir elinizde multimetrenin buzerinden faydalanabilirsiniz. Şöyle plastiğimizi içine yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu toprak hattımız dediğim gibi yeşil ve sarı. Bu arada kameranın açısında mıyım? Umarım açısındayım. Burada arkadaşlar tırnaklar var. Bastığınız zaman deliğin ucu açılıyor. Yaylı sistem, yani ekstra vidalamanız falan gerekmiyor. Direkt şöyle yerine oturduğu zaman tamamdır zaten. Şimdi pozitif, yani artı eksiği takacağım arkadaşlar. Faz ve nötrü. Bunu da hemen yanındaki N'ye takıyorum arkadaşlar. Şöyle tırnağı iteliyorum. Tam içine bastırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zoom'dan biraz çıkayım. Sanki kamera yakalayamıyor. Elim oynadığı için. Şimdi kahverengi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maviyi neye taktım fark etmez. Ne harfine. Kahveyi de L'ye takacağım. Yerler önemli değil. Önemli olan toprak hattını dikkat etmeniz arkadaşlar. Toprak hattı baştaki oluyor. Zaten simgesi farklıdır. Harfi yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bağlantı bu şekil. Şimdi vidamızı şu şekil sıkıştıracağız. Bunu sıkıştırmamızın nedeni nedir tabii ki? Hatta şöyle bir çıkaralım. Sıkıştırmamızın sebebi arkadaşlar hat oynamaması gerekiyor bunun. Bunun sabit durması lazım. Bundan dolayı fişimizin yerinden çıkmamasını sağlıyor bu. Şuradaki tırnaklar. Bu şekil pompamızı kullanabiliriz. Tabii kapağını takarken şunlara dikkat etmeniz lazım. Şunu son olarak belirteyim. Yine buradaki ürünleri yerine takalım. Bu arada. Buradaki elemanı tekrardan gösterecek olursam ısı sensörü de olabilir arkadaşlar. Şuradaki siyah direnç tarzı cam içine saklanmış. Sigorta da olabilir. Yani şöyle yakından tekrardan göstereceksem. Sigorta olma olasılığı olabilir. Bir de artı aslında tek yönlü röle de olabilir arkadaşlar. Yani aç kapa anahtarı da olabilir. Sigorta olma olasılığı da olabilir. Isı sensörü de olabilir. Çünkü bu ürün aşırı ısınıyor.
ısı sensörü olma ihtimali de olabilir. Ama tabii ki içinden geçen kablolarımız da suyun hareketini, yani suyun hareketini buraya veriyor. Ve bu suyu açıp kapatma işlemine de yarıyor aynı zamanda diye düşünüyorum. Çünkü diğer sirkülasyon pompalarında bu devre yoktur, bilginiz olsun. Devremizi tekrar yerine oturtuyoruz. Bu arada kablolarını sökmemeye dikkat ediyoruz. Kablolar sert bakır kablo kullanmış. Bakalım gerçekten bakır mı, merak ettim. Plastiğin içerisinde saklanmış. Gerçi bakır olup olmadığını da anlayamayız. Neden diye soracak olursanız, çünkü sonuçta boyatıyorlar. Renkten renge sokuyorlar. Anlaşılması biraz zor. Ancak motorun içinde belki belli olur. Buradaki plastik hareket etmiyor arkadaşlar. Kondansatörümüzü yine olduğu gibi yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Ve kapağımızı kapatıyoruz son olarak. Kapağımızı kapatırken dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, anahtar tuşu yerine oturması. Çünkü bu anahtar açıp kapatma işleminize yarayacaktır. Şu şekil. Yani tek vida tutuyor arkadaşlar. Anahtarın yönünü ayarlayamadık bir türlü. Çünkü anahtar yönü olmadığı zaman oturmuyor. Anahtarın bir doğru oturma yönü var. Bu arada fişimiz çok geri gelmiş. Daha doğrusu ileri itelenmiş. Kondansatörün yerine oturduğu için kondansatör oturmuyor bu arada. Aynı zamanda anahtarı da kapatamıyoruz haliyle. Yani daha doğrusu kapak yerine oturmuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekil. Şu an anahtarımız oturdu. Vidamızı sıkıştırıp motorumuzu sorunsuz bir şekilde kullanabiliriz. Son olarak şunu da paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Burada zondan biraz çıkayım. Arkadaşlar şu ok işaretlerine dikkat edin. Bu suyun buradan girdiği, buradan çıktığı anlamına geliyor. Ok işareti her zaman bunu gösteriyor. Sirkülasyon pompası olsun, basınçlı pompalarda olsun. Bu ok işareti bu girişimiz oluyor. Yani örnek olarak taziksiz su, yani taziye olmayan su buradan girecek ve şuradan çıkacak arkadaşlar. Ok işareti bu tarafa doğru bakarsa, şöyle ok işaretini görüyorsunuz, zıttına olursa bu sefer buradan giriş yapacak. Ama ok işaretimiz bunu gösteriyor. Yani su buradan girecek, buradan çıkacak. Evet dostlar, anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.